Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hem yapımı farklı, hem oldukça az malzemeli, hem de lezzeti şahane olan bir el açması börek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte tarifin detaylarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı yoğurdu alıyorum. 1 yemek kaşığı sirke ilavesi yapıyorum. 1 su bardağı oda ısısındaki suyu da alıyorum. 1 tane yumurtanın akını kullanıyorum. Sarısını yüzeyine sürmek için ayırdım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave edip tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Unun bir miktarını ekledikten sonra üzerine 2 paket kabartma tozunu boşaltıyorum. Her zaman söylediğim gibi unu mutlaka kontrollü olarak ekleyelim, farklılık gösterebilir. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Hamurun kıvamını, dokusunu görüyorsunuz. Bu şekilde poğaça hamuru gibi yumuşak bir hamur olmalı. Un serpmiş olduğum masanın üzerine aldım, hamuru güzelce toparladım. toparlamış olduğum hamuru şimdi 10 parçaya kesiyorum. Her bir parçayı yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum. Toplamda 10 beze elde etmiş oluyorum. Hemen birazcık un serperek bezeleri çay tabağı boyutunda açmaya başlıyorum. Bu bezeleri ikişerli olarak tek bir grup yapıyorum. Bu sayede 5 kere hamur açmış oluyorum. Çay tabağı boyutunda açmış olduğum hamurun bir tanesinin yüzeyine eritilmiş tereyağından sürüyorum. İkinci hamuru yüzeyine kapatıyorum. Bu şekilde iki tane bezeden bir tane hamur elde etmiş oluyorum. Diğer kalan tüm hamurları da ikişerli olarak eşitleyerek aynı işlemle tamamlıyorum. Yağın donması gerektiği için kesinlikle bu tarifte, bu aşamada sıvı yağ kullanmıyorum. 5 tane grup elde etmiş oldum. Şimdi üzerini bir poşetle kapatıyorum. Yağın donması için en az 15-20 dakika bekliyorum. Yeteri kadar bekledikten sonra hemen hamurdan bir tanesini alıp açma işlemine başlıyorum. Masaya yapışmaması için birazcık un serpiyorum. Önce kenarını elimle bastırdım ki açarken hamurun her ikisi de eşit boyutlarda açılsın diye. Daha sonrasında oklava yardımı ile açma işlemine başlıyorum. Hamuru sık sık ters yüz yapıyorum. İki kat olduğu için kenarları kaymasın, eşit kalsın. Hamur dinlendirince daha da yumuşamış. Böylelikle çok daha kolay açılıyor. Ne çok ince ne de çok kalın olmalı. Orta ayarda açıyorum. Bu kadar büyüklükte ve incelikte açmış olmam yeterli benim için. Kenarlarını oklavayla düzeltiyorum. Yeteri kadar açmış olduğum hamurun yüzeyine eritilmiş olan tereyağından bolca gezdiriyorum. Fırça yardımı ile hiçbir yerinin kuru kalmaması için güzelce sürüyorum. Yağlama işleminden sonra hamurun önce bir başından başlayarak ortaya doğru bu şekilde katlayarak yani büzüştürerek götürüyorum. Tam ortaya geldiğimde bu kısmı bırakıyorum. Daha sonrasında hamurun diğer ikinci kısmını da aynı işlemle devam ettirip ortada topluyorum. Bu şekilde büzüşük bir hale geliyor hamur. Uç kısımlarından birazcık çektiriyorum. Hamura boylu boyunca ufalamış olduğum beyaz peynirden bolca yerleştiriyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz bu aşamada. İç malzemenin dökülmemesi için öncelikle iki baş kısmını birazcık üzerine katlıyorum. Daha sonrasında iki kenarını da üst üste katlıyorum videoda gördüğünüz şekilde. Bu işlemden sonra hamurun alt tarafını çeviriyorum. İki başını zıt olacak şekilde çevirme işlemini yapıyorum ki alttaki kıvrık şekilli kısım üstte kalsın. bu şekilde tamamladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. İsterseniz yuvarlak bir tepside de yapabilirsiniz. İsterseniz bu tarifi son pişirme aşamasına kadar olan tüm aşamalarla hazırlayıp dolaba atıp sabahtan sadece sosunu sürüp fırınlayabilirsiniz. Veya pişirdikten sonra iyice soğuttuktan sonra hava almayacak şekilde poşetlere veya saklama kaplarına koyup ister dondurucuda ister buzlukta saklayabilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman bir 15-20 dakika öncesinden çıkartıp ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. Kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan dilediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz. Bu arada ben videoda tüm detayları mümkün olduğunca sizler için anlatmaya çalışıyorum. Güzel sonuçlar alabilirsiniz diye. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu tarife kesinlikle kıyma ve patates ve de prasa çok güzel yakışıyor. Evinizde hangisi varsa, hangisini seviyorsanız onunla deneyebilirsiniz. Bir tepsi börek yapmak için böyle 10-15 tane hamur açmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi 5 seferde işlem tamam. Geriye kalan tüm hamurları aynı şekilde yaparak tamamlıyorum. Tepsinin içerisine dizip bitiriyorum. Tüm hamurları bitirdim. Şimdi kalan yağın içerisine bir tane yumurtanın sarısını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında tüm hamurların yüzeyine güzelce sürüyorum. Bu aşamadan sonra 180 derecelik ısınmış alt üst ayarı açık panlı fırına gönderiyorum. Nar gibi kızarana dek pişiriyorum. Her fırının pişirme süresi farklı oluyor. Bu yüzden özellikle videolarda süre belirtmiyorum. Nar gibi kızardıktan sonra hemen fırından aldım. Hemen dilimleyip servis edip sizlere de göstermek istiyorum hem dokusunu hem iç katmanlarını. Dilerseniz bu şekilde kol böreği gibi şeklinde değil de yuvarlak gül böreği şeklinde de sarıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Hemen yakından net olacak şekilde böyle sizlere göstermek istiyorum. kat kat tel tel ayrılıyor resmen. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.